Ben İmam Hatip mezunuyum, İlahiyat mezunuyum değerli kardeşlerim. Belki bütün arkadaşlar buna temas edecekler. Ama beni, benim taşıdığım etiketi ve benim kimliğimi de, benim misyonumu da derinden yaraladığı için beni birilerinin ilzam etmesi bana dokunduğu için ben diyorum ki ben o İmam Hatiplerden de, o ilahiyatçılardan da, o din anlayışına sahip kitleden de beriyim. Sonuna kadar da beri olacağım. Yani sizin gibi İmam Hatiplilik varsa, sizin gibi ilahiyatçılık varsa ben ne o İmam Hatip'ten ne de ilahiyattan beriyim. Bunu da göğsümü gere gere haykırıyorum. Diyorum ki Çanakkale'deyiz. Diyorum ya hani bir defa daha rahmetle analım onları. Anafartalarda 57. alayın bütün mensuplarını Conk Bayırı'nda, Seddülbahir'de, Kocatepe'de, şu hemen karşımızdaki şehitliği, şu karşımızdaki toprakları kana bulayan, kanlarıyla şu boğazı geçilmez kılan ve cennet vatanı bize yeniden kazandıran bütün şuhadayı da, Atatürk'ün şahsında bütün şuhadayı da tekrar rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ve bugünkü İmam Hatip neslini, neslin bu hale gelmesinde katkı sağlayan, keşke Yunan İzmir'de galip gelseydi, keşke Yunan galip gelseydi diyen, her 10 Kasımlarda af buyurun, sifonlarınızı 9'u 5 geçe çekin diyen, bu ülkede Atatürk'e de, milli mücadeleye de, Kuvayi Milliye'ye de, bu ülkenin vatanına, milletine, devletine, dinine, namusuna, vicdanına, kişiliğine, ezanına, Kur'an'ına karşı azınlık ruhu taşıyanları da sonuna kadar lanetliyorum, lanetle yad ediyorum. Ve diyorum ki, hadi şimdi övünün, hadi övünün kendi neslinizle. İmam Hatip diyordunuz ya, İmam Hatipleri açtık diyordunuz ya, %70-80'i namaz kılmayan ve bir o kadar da deist olan, deist olan, bunu ben demiyorum, bunu İstanbul Milletvekili Metin Külünç diyor. Diyor ki 10-15 yıl içerisinde neslimizin %80'i deist olacak diyor. Eskiden rahmetli, Allah rahmet eylesin, Salih dedem vardı. 6 yaşında ineğini bekliyordum onun, başka erkek evladı yoktu. Kızdığı birine defol, dürüst, deist diyordum. Ben anlamıyordum o zaman dedemin niye öyle dediğini. Meğer rahmetli dedem ne kadar güzel bugünleri yad etmiş. Nedir deist? Herhangi bir tanrıya inanan ama Kur'an'ı olmayan, Peygamberi Muhammed Mustafa'sı olmayan, sözüm ona bir din anlayışı. Bu din anlayışını kime mal ettiler bugün? Maalesef İmam Hatip nesline. O yüzden övünmeyin İmam Hatip açtık diye. Keşke hiç İmam Hatip açmasaydınız da bizim gençlerimiz deist olmasalardı. Bu duygularla diyorum ki şu Çanakkale'de yatanların ruhu için, bastığın yerleri toprak deyip de geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, yazıktır, incitme atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyor, saygılar sunuyorum.